Günaydın çocuklar. Bugünkü konumuzun adı evimdeki eşyalar. Neymiş konumuzun adı? Evimizdeki eşyalar. Ön hazırlık çalışmalarımız ne olsun? Evinizdeki eşyaların yapıldıkları maddelerin farklı olmasının nedeni nedir? Tekrar edeyim mi? Evinizdeki eşyaların yapıldıkları maddelerin farklı olmasının nedeni nedir? Hadi bakalım. Bununla ilgili bir ödev hazırlıyoruz, tamam mı? Gelelim konumuza. Evimizdeki eşyalar. Evimizde bulunan eşyalar tahta, kumaş, plastik, metal, cam, porselen gibi maddeler kullanılarak yapılmıştır. Bu eşyalar kullanım amaçlarına uygun olsun diye farklı maddelerden yapılmıştır. Eğer yemek pişirdiğimiz kaplar metalden yapılmayıp sadece plastikten yapılmış olsaydı yemek kabı tamamen yanardı. Öyle değil mi çocuklar? Mutlaka yapılan eşyalar amacına uygun şekilde yapılıyor. Porselen yapılan eşyalar, kahve fincanı, tabak, hepimizin yemek yediği tabaklar değil mi? Camdan yapılan eşyalar neler? Bardak, kavanoz, vazo, şişe gibi maddeler. Hepimiz bunları biliyoruz, evimizde de görüyoruz değil mi çocuklar? Metalden yapılan eşyalar neler? Çaydanlık, kaşık, çatal. Tahtadan yapılan eşyalar neler? Sehpa, kitaplık, masa değil mi? Evimizde bulunan dolaplar. Bunlar daha çok örneklerini sayabiliriz. Kısacası bunları söylüyorum ben size. Plastikten yapılan eşyalar neler? Çamaşır sepeti, terlik, daha aklımıza gelmeyen birçok eşya var evimizde plastikten yapılan. Değil mi çocuklar? Onları da siz bulup yazın. Kumaştan yapılan eşyalara örnekler veriyorum. Perde, masa örtüsü, hatta kilim. Kilim de bunu dahil edebiliriz. Koltuk örtüsü, yatağımızda bulunan çarşaflar. Birçok örtüyü sayabiliriz. Gerisini de artık ben sizlere bırakıyorum. Şu anda aklımıza gelmeyenleri siz bulup yazacaksınız. Tamam mı çocuklar? Bugünkü konumuzda bu kadar. Sizleri seviyor Masal ablanız. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Tamam mı? Hadi bakalım. Mışıl mışıl uykular olsun.